Gördüğünüz gibi bir tanesini vurdum. Bu da böyle. Bu da böyle. Merhaba internet, Türkiye'nin hızla büyüyen tenis kanalı Top Level Tenis'e hoş geldiniz. Ben Çağdaş Ulukan. Bugün size yine servisi anlatacağım arkadaşlar. Şuradan çıkacak linkten de göreceğiniz üzere delici servisi anlatmıştım. Kick servisleri anlatmıştım. Ancak servislerimizde güç, hassasiyet ve istikrarı nasıl sağlarız adlı size 5 tane egzersiz göstermek istedim bu videoda. Bu videoyu saklayın arkadaşlar. İnşallah şu illet korona günlerinden kurtulduğumuz günlerde inşallah yakın bu videoyu açıp izleyebilirsiniz. Geriye dönüp bakabilirsiniz. Hani size bir stok video yapmak istedim şimdiden. Hadi bakalım, keyifli seyirler olsun. Başlayalım. Birinci çalışmamızda hassasiyeti çalışacağız. Bunun için servis karesinin sol tarafına 4 tane kuka koydum. 4 tane kuka koymamın amacı, yani neden 1 veya neden 2 tane değil sorusunun cevabı olarak alanını büyütmek, hani birden fazla koyarak size hata payı vermek arkadaşlar. Yani oraya attığınız servislerde özellikle spesifik bir yere atacağınız için hani tek bir kukadan ziyade 4-5 kuka, hatta 6 kuka kadar da çıkabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesini vurdum. Bu da böyle. Bu da böyle. İkinci drillimizde arkadaşlar güç çalışacağız. Bunun için elimde bir tane kutu var. Gücü nasıl elde ederiz diye. Bu kutunun amacı şöyle. Ayaklarımla bu kutunun içine giriyorum. Ayak parmak uçlarım filenin potasını, demirini gösterecek şekilde konumlansın. Çok yakın tutabilirsiniz ama eğer dengeniz kaybolur gibiyse biraz açabilirsiniz ayaklarınızı. Şimdi bu pozisyonu aldıktan sonra tamamen kalçalarımızı ve omzumuzu izole etmiş oluyoruz. Ve tamamen üst gövdemizin elastik enerjisine ve salınım kuvvetine bel bağlıyoruz. Yani bu arada bu çalışmayı denemeden önce lütfen çok iyi ısının. Çünkü alt bacaklarınızı izole ettiğiniz için sadece üst gövde hızıyla vuracaksınız. Bu. Buradaki amacım omuzumdan dönerek, yani omuzumu geriye alarak ve üst gövde elastik enerjimi yükleyerek müthiş bir mancınık etkisi yaratmaya çalışıyorum. Bunu yapmayın. Şurada zıplamayın ya da dizlerinizi çok bükmeyin arkadaşlar. Bunu istemiyorum yani. Geldin, kutunun içindesin. Bu. Şimdi kutuyla egzersizlerinizi bitirdikten sonra normal servisinizi atın. İkisi arasındaki farkı gerçekten hissedeceksiniz. Bakın üst gövdemi nasıl rotasyona soktuğumu. Ama dikkat edin. Yani dominant olan elimin, dirseğimin ne kadar geriye doğru açıldığına dikkat edin. Ve üst gövdemi rotasyona sokuyorum. Ve müthiş bir gücüm var. Üçüncü çalışmamızda az önceki çalışmada ortaya çıkarttığımız elastik enerjinin dikey ivmelenmesinden bahsedeceğim. Nedir bu dikey ivmelenme? Çoğu amatör oyuncu maalesef servis at dediğimizde veya topu karşıya at dediğimizde direkt yatay bir yönde topu atarlar. Yani bu şekilde. Halbuki önümüzde bir engel var ve o engeli, file engelinin üstünden bomba şeklinde geçmesini isteriz. Yani bu şekilde geçmesini isteriz. Bu sizin hata payınızı düşüreceği gibi yüksek yüzdeli servis atmanızı da imkan sağlayacak. Şimdi bunu nasıl sağlarız? Elimde 3 tane top var. Bir tane de uzun bir futbol çorabı var. Bu çorabın içine topları koyuyorum. Gördüğünüz şekilde çorabın içine 3 tane topu koydum.
Bu benim servis aletim oldu. Şimdi amatör oyunculara servisi bunu karşıya at dediğiniz zaman şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Direkt amatör oyuncular yatay salınım yapıyorlar. Direkt servislerinde yatay salınım yaptıkları için top direkt fileye doğru gidiyor veya filenin çok çok ufak üstünden geçiyor milimlerle. Ama yani içeri düşse bile o servis hata payı çok yüksek oluyor. Düşük yüzdeli bir servis oluyor. Şimdi doğrusunu gösteriyorum. Gördüğünüz şekilde top bombeyle gitti. Filenin epey üstünden gitti. Esasında istediğimiz şey bu. Bunu nasıl yaptım? Tamamen terazide raket tutan omuzum, topu atan omuzumun daha aşağısında konumlandı. Yani bu. Dördüncü çalışmamızda size pronasyonu anlatacağım. Pronasyon ne demek? Ne işe yarar? Onlardan bahsedeceğim kısaca. Arkadaşlar pronasyon bizim anatomik dilde anlatmam gerekirse radius kemiğimiz yani el bileğimizin dış tarafında, lateral tarafında olan tarafından dirseğimize kadar uzanan bir kemik var. Buna radius kemiği deniyor. Bir de bileğimizin iç tarafından başlayıp yine dirsekte sonlanan bir kemik var. Buna da ulna diyoruz. Yani anatomik pozisyonda durduğunuz zaman radius kemiğinin ulna üstüne çaprazlanmasıyla oluşan bir hareketten bahsediyoruz. Esasında bu anatomik avantajımız olmasaydı servis atmamız çok mümkün olmayacaktı maalesef. Şu hareket arkadaşlar. Esasında temelinde özünde bu var. Şimdi bu hareket bize raket ortamında neyi sağlıyor? Şimdi gördüğünüz gibi raket başım dik. Yani servisin şu konumunda. Buraya aldım. Şurada dik. Buradan sonra bu hareket. Gördüğünüz gibi radius kemiğim ulnanın üstüne çaprazlanıyor. Bu. Bu hareketi yapmazsan raketi yani hızlandırmazsan servis atman çok zor. Yani sen kalkıp böyle servis atarsan mümkün değil. Şimdi tamam hocam iyi de bu pronasyon nedir? Yani nasıl çalışacağız falan filan dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Geliyorsunuz. Elinizi supinasyon pozisyonunda tutun. Buna da supinasyon deniyor. Pronasyon, supinasyon. Tamam mı? Tutuyorsun topu şu şekilde. Topu ileri at abi. Tamam mı? Attıktan sonra avucun karşı tarafı göstersin. Sağ tarafı göstersin. Tekrar başlıyorum. Bu. Bu. Tekrar. Bu. Böylelikle bu çalışmayı yaparak şu anda pronasyonu çalışmış oluyorsunuz. Bu. Şimdi buna birkaç tane örnek göstereyim. Tabii bunu hızlı ortamda, hızlı çekilmiş videoda görmeniz çok zor. Burayı belki ağır çekim yapabilirim. Pronasyon çok önemli arkadaşlar. Raket başı için ve serviste güç için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ama spesifik olarak da ya ben işte pronasyon yapmalıyım hoca öyle dedi. İşte şimdi ne yapacağız ne edeceğiz diye de böyle bir panik olmayın. Çok ilginç bir terim olduğunu biliyorum. Ama bunsuz da raketin başının hızlanmayacağını tam anlamıyla bir gerçek servise ulaşamayacağınızı da altını çizmek isterim. Beşinci ve son drillimizde istikrarı anlatacağım. Tekrar istikrarı nasıl geliştirirse çok güzel. Aynı zamanda zihinsel bir çalışma teniste. Ben bunu öğrencilerime, oyuncularıma yaptırıyorum. Ondan başlıyorsunuz abi. Tamam mı? Ondan başlıyorsunuz. Hedefiniz 20'ye varmak, 0'a inen kaybediyor. Bu ne demek şimdi? Her attığınız servis size bir puan kazandırıyor. Ondan başlıyorsunuz ve 20'ye ilk kim gelirse yanınızda bir arkadaşınız, antrenman partnerinizin olduğunu düşünün. Onunla beraber yarışıyorsunuz. 20'ye kim gelirse... Eğer fileye takılırsa ve out'a çıkarsa top, servis karesinde doğru yere inmezse geriye düşüyorsunuz. 9, 8, 7, 6, 5 diye geriye dönüyorsunuz. Şimdi ben başlıyorum mesela. 10'dan başlıyorum. 11. 12. 13. 14. Out. Mesela. 14'ten 13'e iniyorum. Bu çok güzel bir zihinsel bir egzersiz. Bunu denemenizi öneririm.
Aynı şekilde istikrarı. Ha, bu arada şunu asla yapmayın. Hani içeri atmak için böyle paraşüt servis atmayın lütfen. Gerçek anlamda servisinizi yapın. Bu istikrar çalışması da size epey yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basın. Şu sağ alt köşede gördüğünüz kırmızı butondan da kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni videolarım gelecek. YouTube'da bir anket başlatmıştım. Zihinsel, tekniksel, taktiksel, fiziksel 4 tane çalışma üstünden genel eğilim tekniksel yöndeydi. Şimdi yeni bir anket daha başlatacağım. Hangi tip teknik çalışmayı istiyorsunuz? Hangi teknik çalışma, atıyorum forehand, backhand, smaç, servis vesaire olacak. Ona da oylarınızı bekliyorum. Lütfen katılımlarınızı bekliyorum. Bu arada korona zamanı evde tenis videomda sağlıklı insanların maske takmaması yönünde bir bilgi paylaşmıştım. O zamanki kanı öyleydi. O zamanki profesörler, bilim kurulu üyeleri onlardan bahsediyordu. Ama şimdi herkesin maske takması gerekiyormuş. Onu da altını çizeyim. Herkes maske taksın abi. Tamam mı? Çünkü gündemi takip etmek lazım. Kendimizi koruyalım. Başkalarını koruyalım. Karşımızdakine saygı duyalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.